Vay be. Ben stüdyo ortamında video çekmeyi izlemişiz ve stüdyo ortamı da sayılmaz da pek şu telefon sesini kısalım. Önümüzde bir tabağımız var. İş yerimizin daha doğrusu çalıştığım yerde verilen ücretsiz yemek bu arada bu dağıtılıyor vakıfta. Dışarıdan takviye yemek söyledim. Aslında bunu da yiyebilirdim de. Giriş yapmadık biz. Işık açık geliyorum. Bugün sizlerle öksürme gerçekten en son öksürdüğümde Antalya videosunu paylaşmıştım. Ağustos ayında şimdi tekrar bir öksürük var. Ta Ağustos'tan bu zamana ah be anılar. Konumuza dönecek olursak bugün sizlerle iftar ve Ramazan sokağını gezeceğiz. Gaziantep'te Ramazan sokağındaki o muhteşem ortamı size göstermek istedim. Ama şöyle bir şeyimiz var. Ramazan'ın başlangıcında yapmamız gereken işi Ramazan'ın sonunda yapıyoruz. Oruçken izleyen olursa yemek yememden ötürü kusura bakmayın. Şu an Adana gece sokak lezzetleri videosunu montajlıyorum. Ofisteyim. Normalde mesaim çoktan bitmişti ama bugün size video çekmek için buradayım. Tamamen plansız bir video oldu. Yani muhtemelen siz dediğinizde Ramazan sonu olmuş olacak ama bir sonraki sene inşallah yetişebilirsiniz. Ezan okunuyor. Herkesin Allah orucunu kabul etsin diyeceğim de şu an canlı yayında değiliz. Takviye istediğim yemek gelmedi henüz. İdareten şu an vakıfkileri yiyeceğim ve çatal yok yanımda, köfte. Mükemmel ya. Tek kötü yanı iftarı yalnız yapıyor olmam. Ama bundan tabii ki de mutsuz değilim. Bizler yalnızlığa alışmış insanlarız yani. Bu video %20, %30 geziyse %70 de yemekle geçecek. Çok uzatmayayım. Tabağımı göstermiş mi ben size? Göstermeyeysen bir göstereyim. Yedikten sonra gösteriyoruz ama. Burada patates tava var. Pirinç pilavı. Köfte. Et köfte. Su. Ondan sonra bu da ben. Aşağıya indim. Yemek geldi diye aradı beni kurye. Aşağıya indim. Kimse yok. Tabii ki de ilk defa iftarda hamburger yiyorum. Yemeğe sıcak getirmiş kurye bu konuda teşekkür ederim ama çok geç kaldı. Yani 20 dakika falan 25 dakika geç kaldı. Bir soğan arkası da yiyek de. Birazcık da patates. Böyle kapatayım. Ya sizle konuşmadan yemek yiyemeyeceğim, çok geç kaldım. Festival parka geçeceğiz. Ne diyeceğimi unuttum ya. Birdenbire bir heyecan yaptım. Mikrofon taktım. Umarım seste sorun yaşamayız. Tramvay durağı burada. Burç Kavşağı durağı bu arada burası. Aktarma yaparak gideceğiz. Ben biraz utanıp kamerayı saklayabilirim. Bilginiz olsun. Başka ekleyecek bir şeyim var mı? Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi de var burada aynı şekilde. Motor var bir adet. Nasıl tanıtacağım ki? Abi hiç... Hiç düşünmeden çıktım. Tamamen yalnızım. Tamam, canım sıkıldı dedim ya, benim canlarım burada dedim. Sonra işte hem size sohbet ederim. Zaman vakit geçer. Çekeriz, bir şeyler yaparız, tatlı yeriz. Çekmek istediğim bir videoydu. Ama bu tarihi ayarlayacağımı bilmiyordum. Biz de geçeceğiz. Diğer tramvay da orada zaten hemen yanında. Vallahi ne yapayım ha? Video çek... şimdi... Tramvay arkamda var, bindim. Geri indim çünkü 20.10'da olduğu için bir tane yeni tramvay gelecekmiş sana. Öyle. Bizim bir avantajımız var şimdi Ramazan sokağında. Gözlüğümü ve çantamı anneme bırakıp rahat rahat elime konuma gezebileceğim. Yeni yeni içeriklerimiz var. Artık biraz batıya doğru açılacağız. Çok güzel yerler bekliyor bizi. İnşallah Allah nasip ederse buradan da söylemiş olalım. Yani muhtemelen Haziran ayı çok dolu dolu geçecek video açısından. İnşallah da olur. Yani biletlerimizi aldık ama bir aksilik çıkmazsa gideceğiz. Her şeyin hazır yani şu anda. Şey yapalım artık, tramvay gelsin. Şöyle bir geçiş yapalım tramvaya.
Şimdi geldik Ramazan Sokağı'ndayız. Evet, ışıklar da yeşili gösterdi. İlk durağımız annemin çalıştığı yer, Ezogel'in kadın kooperatifi oluyor. O da direkt kapıda zaten bizi karşılıyor. Baya kalabalık ya, ben pazartesi kalabalık olmaz dedim ama kalabalık. Burada yayın da var aynı zamanda. Şu anda içeride canlı yayın devam ediyor. Merhabalar, kolay gelsin. Hilal abla annemin arkadaşı, tanıştırayım sizi. Annem zaten, anne senin ilk videomuz değil mi? İlk video. Annemi de böylelikle bu videoyla tanımış oldunuz. Anne ne satıyorsunuz bize? Bir gösterin, tanıtın. Hemen geçeceğiz çünkü diğer bölgelere. Freeze dry ürünlerimiz var. Ne, hangi model, nasıl yapıyorsunuz? Ne aşamalardan geçiyor? Bunları dalından, yerinden özenle seçip topluyoruz ve kendi makinemizde, freeze dry denilen makinelerimizde bayanlarımızla birlikte dilimliyor ve kurutuyoruz. Dondurarak kurutma tekniği bunlar. Gün kurusu değil. Bunu almak istesek nasıl alacağız? Nereden bulacağız? Ezogel'in kadın kooperatifi sayfamız var Instagram'da ve Ezos markamız ve yöresel ürünlerimiz de var bu arada. Tamamen doğaçlama bir röportaj bu arada. Aslında önceden planlanmış değil. Sizle beraber girdim yani canlı olarak. Mikrofonu alalım. Sesim kısık geliyorsa mikrofon annemdeydi. Şimdi ilk neye bakıyoruz? Dondurma. Şöyle göstereyim size. Aynı anda. Dondurma tadı var ama garip ya, bunu yiyip sizin tadınıza bakmanız lazım. Yani nasıl yorumlayayım bilemedim. Çok güzel, başka almayayım ben. Diğerleri de aynı şekildedir. Ben yeni yemek yedim az çok, siz biliyorsunuz, annemler bilmiyorlar. Görüşürüz, bay bay. Geleceğim. Burada şu an yayın var yanılmıyorsam. Bakalım bizim Özgür'ü yakalayabilecek miyiz burada? Böyle yemeği yiyince sizde de oluyor mu bilmiyorum da bir yorgunluk çöküyor böyle aniden, diyorsun ki ya ne oluyor böyle, bir sanki yemek değil de uyku ilacı içmişsin gibi bir etki yaratıyor sana. Gerçekten inanılmaz yani, soğuğa rağmen uyku basıyor beni ya, böyle bir yere kafamı koysam bir saat net uyurum yani. Kovaladıkça kaçar ateş böceği misin? Merhaba. Merhaba, YouTube'dayız yine. Üçüncü bölüm, yine Özgür yanımızda. Hoş geldiniz arkadaşlar, ben Özgür. Yakından tanıdığınız üzere. Bugün TV.net'te canlı yayın yapıyoruz. Ya o ne ya benim? Merhaba, hoş geldin. Merhaba Özgür. Nasılsın? İyiyim. Kim geliyor bugün? Herkes içeriye kaçıyor bugün böyle. Bugün Nurullah Genç ve konuğun ismi neydi? Hatırlamıyorum. Hemen bakıyoruz. Hangi kanalda yayındasınız? İnsanlar nereden izleyebilir seni? Günde 3 tane program oluyor. Evet. YouTube, İftar programı ve saat evet. Programı olmak üzere 3 tane oluyor. Hepsi YouTube'da var mı bu programlar? YouTube'da yayınlanıyor, TV'de, TV.net'te yayınlanıyor. TV.net'te. Büyükşehir Belediye'nin YouTube sayfasında TV.net'te yayınlanıyor. TV.net'te tekrar olarak mı, canlı yok, yayın mı? Yok, canlı olarak. Direkt canlı TV.net'te olarak. Canlı olarak. 5.30'da başlıyor İftar evet. Programımız. İstanbul iftarında bitiyor. Ondan sonra YouTube yayını, ondan sonra da sahur yayını olmak üzere. Çok saat 11.30'a kadar falan buradayız. Peki içeride neler var? Neler karşılayacak bizi içeride? Senden bir ön görüşme alsak. İçeride... 16 gündür, yok 19 gündür, 21 gün mü oldu? Kaçıncı gündeyiz Ramazan? Gün... Evet, 21. Evet. Günündeyiz ve 21 gündür Özgür burada. Evet, her gün boyunca buradayız arkadaşlar. Evet. İçeride kebapçısından tatlıcısı, takıcısı, saatçisi. Yani bir çarşı gibi, küçük evet. Mini bir çarşı gibi. Her şey var, aradığın her şey var. Ve uygun fiyatlar da gerçekten çok normale uygun. Göre uygun fiyatlar. Ben de öyle duymuştum. Yani çok güzel, seveceğine inanıyorum açıkçası. Seyircilerimiz de seveceğine inanıyorum. Bu i̇nşallah, şekilde inşallah gezip severler. Görüp beğenirsiniz inşallah. Bakacağız artık. Şimdi dostlar, Özgür'ün işi var. Yani 50 geçe yayına girmesi gerekiyordu, o gitti. Fazla tutmak da istemedim zaten. Gerekli bilgileri aldık. Ufaktan gezmeye başlayacağız. Şimdi çok da kalabalık. Ben pazartesi bir şey olmaz diye düşündüm ama yine iyi kalabalık var. Böyle girişimiz böyle. Bizi karşılıyor insanlar zaten. Ya, ne yapıyorsunuz gençler burada? Ben de iyi. Ne var içeride? Neler bekliyor bizi İbo'cuğum? Konuş lan, rahatına bak. İşte abi, Antep'te video çekiyor. Ne ararsan var abi işte. Ne ararsan var lan, kalsın da. Antep'in bütün yöresel şeyleri var abi işte. Bütün yöresel. Aynen abi. İçeriye geçiyorduk. İbo'cum siz gidiyorsunuz herhalde. Sizi fazla tutmayayım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz gençler. Eyvallah. Ürün olarak şöyle değişik küllükler falan da var. Ya aslında aklıma şey geldi. Ben küçükken Mersin'e gittiğimizde böyle sokak kurulurdu. Oralarda da böyle ürünler satılır. Ya, ablamızın yaptığı ürünler gerçekten. Bu taşa ne diyorlardı maviye? Evet. Gerçekten güzel. Peki bunların fiyatları ne? Almak isterlerse? 30-40 50. Sesin gelmedi diye tekrarladım. 2 gözlüsü 30, 7 gözlüsü 40, 9 evet. Gözlüsü 50 lira. Elinize sağlık. Sen nereye atacaksın? Hangi sayfa? YouTube'a atacağım. Hangi sayfa? Atatürk'ten kendi sayfam, vlog sayfam. Çok kalabalık. Gerçekten konuşamıyorum bazen. Şimdi daha rahatız.
Yani rahatsızdan kastım yine görüyorsunuz her yeri insan abi, inanılmaz kalabalık. Ben en son geldiğimde burada böyle bir şey yoktu, çok kalabalık. Oyun çadırını acaba çocuklar oyun oynarken belki çekebiliriz. Oyun oynamaya çünkü yani inanılmaz kalabalık. Şöyle göster içerisi. İnanılmaz kalabalık. Sonra geleyim diyeceğim. Sonra da geri gelemeyebilirim. Geçen geldim ya. Hoş geldin. Hoş buldum. Bu kalabalıkta zor video çekeceğiz gibi. Şimdi nereye girsem kalabalık. Biz en iyisi geçelim, bir kahve içelim, bir çay içelim, bir tatlı yiyelim, bir şeyler yapalım. Ancak yemek yiyerek zaten şey yapabiliriz. Midilli varmış. Buraya tekrar geleceğiz. Şu an ben hiç iyi yorum yapamadım. Onun çok farkındayım yani. Buraya birazdan gelelim tekrar. Çocuklar için aktiviteler yapılıyor. Palyaçolar falan getirilmiş. Patlamış mısır satılıyor. Şöyle arkamda göstereyim size. Yine takı ürünler. Abi çok kalabalık. Gerçekten ya. Konuşamıyoruz. Abi nefes almanın vermiş olduğu mutluluk var şu an üzerimde. Tatlı yiyelim abi. Kıvrım tatlı ve diğerlerinden azar azar alalım hepsinden. Parça parça yiyelim. Direkt ben şurada katmer yapan bir abla gördüm. Oraya geçeceğim. Neredeydi? Katmer, katmer. Evet gördüm. Bu abla çok yalnız duruyor burada. Şöyle göstermek gerekirse her yerin bir kalabalığı var. Ama bir tek orası boş. Oraya geçeceğim ben. Tamam, paket yaparken böyle çekebilir miyim siz abla? Yani tabağa koyarken paket dediğim. Bu konsept artık biraz daha şeye çıktı. Yani böyle sar videosuna doğru ilerliyor. Ben mikrofonumu yine bir sabitlemem lazım. Ayağımız bereketli geldi ya. Bizden sonra maşallah iki tane müşterileri geldi. Ablanın yapmasını istedik. O da kızına yaptırdı neyse. Şöyle katmeri nasıl göstereyim size? Şöyle yakından. Evet. Abi yani inanılmaz derecede tokum. Ama sizin için yemem lazım. Artık yani çatlamak üzereyim. Tabiri caizse ama bunu anneme götüreceğim üstünü çünkü yiyemiyorum abi gerçekten. Fıstıklar dökülüyor üzerinden ya. Abi güzel. Yani burada 120 liraya en azından alabileceğiniz en iyi şeylerden birisi. Katmer diyebilirim. Yani sıkınca şeyi de gidiyor. Şöyle bir yakını alalım kameramızı. Elim de çok kirlendi ya bu arada. Bak şöyle. Çok iyi değil mi ya? Bu videoyu eğer oruçken izliyorsanız hakkınızı helal edin. Gerçekten yani. Bu insanlar üzerime öyle bir geliyor ki sanki beni de övecekler. Rahat rahat da konuşamıyoruz. Abi şekerim yükseldi acil. Şuradan bir atom içeriz herhalde ya da C vitamini. Yani burası böyle gerçekten her şeyi bulabilirsiniz içeride çok ekonomik. 500 liraya 600 liraya böyle var ya tıkka bassa yiyebilirsiniz. Ben her salladığımda böyle bir fıstık düşüyor yere. Ben eğer bundan bir tane daha yiyeyim var ya. Ne diğer yerdeki kıvrım tatlıdan yiyebilirim ne diğer hiçbir şey yiyemem. Yanımda birisi olsa birine denk gelsem. Hem bu, onu ısmarlardım bundan hem kıvrım tatlı falan yerdi yani. Şu anda tek olduğum için tüm yemek, tüm yük benim üzerimden geçiyor. Ben aslında konukları yemek videolarını bundan dolayı dahil ediyorum. Bunu bir toplayalım, paket yapalım, anneme götürelim. Annemler umarım yerler onlar da. Soğuyacak ama soğuk gidecek biraz. Bir şey olmaz ya. Evet bu böyle. Hazır. Paketledik zaten, paket şeklinde istemiştik. Süper, bitti. Etrafta kalabalık olmaya başladı, kalkalım artık. Kamera gidiyordu. Buraya gelirken kesinlikle nakit para almanız gerekiyor. Nakit parasız yani birçok yere giremiyorsunuz. Yani giremiyorsunuz değil, IBAN'dan atıyorsunuz da bir yere kadar yani. Kart birçok yerde geçmiyor. Şuradan bir içecek isteyeceğim. Burada da kart geçmiyor muhtemelen. Selamünaleyküm, kolay gelsin. C vitamini var mı sizde ya? Kart geçmiyor sanırım, IBAN geçiyordur umarım. Tamam, IBAN'a alalım o zaman. Bir C vitamini.
C vitaminimizi de söyledik, şöyle bir ortamı gezdireyim size. C vitamininden önce en iyi içeceğin ne? Muzlu süt dedi, şimdi iyice aklım karıştı. Muzlu sütümüzü aldık. Bir de muzlu sütümüzü yudumlayarak şöyle biraz daha sokağın içerisinde temiz havamızı alalım. Güzel ya. Adam kıvamında dedi gerçekten. Herhalde şu an buraya geldiğim... Hepsi güzel, hepsi ayrı güzel. Hepsi ayrı güzel, çöp attım. Ama muzlu süt daha ayrı bir güzel, daha ayrı bir hoşuma gitti. Herhalde çok yemek yedik. Ondan dolayı biraz rahatlatıyor gibi diyebiliriz buna. Normalde bir insan bitirebilir de. Ben bitiremem abi. Ben vallahi bugün çok yedim. Nereden gidebiliriz? Mecbur buradan geçeceğiz. Şimdi biraz daha gidip gezelim. O kalabalığın içine yine gireceğiz. Hiç girmek istemiyorum ama mecbur gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Bence en güzel alan burası. Havaların da yani böyle hafiften ısınmasıyla birlikte en iyi yer bence burası. Yine o kalabalık gözüme yani şey zulüm gibi geliyor bana ya. Herhalde zorlanarak çektiğim videolardan birisi de bu. Muzlu sütü de verecek kimse yok. Elimde dolaşacak videonun sonuna kadar bu bizde. Videoyu da zaten burada sonlandıracağım. Buradan sonra bir yere geçmiyoruz. Allah nasip ederse dediğim gibi daha güzel içeriklerle daha karşılayacağız sizi. Bu pamuk şekerler yapılıyor çocuklara. Onun dışında... Aa, Özgür'e yine denk geldik. Ne yapıyorsun lan? İyidir, Allah sen ne yapıyorsun? Ben de iyi. Muzlu süt. Severim. Hatırlarsın. Tabii. Adana'dan Özgür hasta olmuştu. Aynen ya. Vallahi bizi bitirdi o muzlu süt. Şu an burada iyi gider ama sıcakta. Gider. Nasılsınız arkadaşlar? Merhaba. Çalışıyor bu burada. Çalışıyor. Biz geziyoruz. Canlı yönetmeniyle konuşuyorum şu anda. Bir yandan da Atay'la konuşuyorum. Gideyim ben. Git kardeşim. Kendine bak. Görüşürüz. Kolay gelsin sana. Görüşürüz. Burada Özgür'e de denk gelebilirsiniz geldiğinizde. TV.net'e belki sizi canlı yayına çıkarır. Belli olmaz yani. Abi burada hiçbir şey yok ya. Ben bu tarafa döneyim tekrardan. Çadırın dışını gezelim. Özgür hala çalışıyor burada. Bitiremiyorum ya. Bu arada paylaşma diyen birkaç arkadaşımla da karşılaştım. Gerçi bunun neyini söylediysen. Şu muzlu sütümüzü bir bitirelim. Şurada bir köşede bir rahat bir yer bulup bitirelim. Sonra buradaki katmerci abiye gelip buradan kıvrım tatlı yiyeceğiz. Kıvrım tatlısı vardı sanırım. Evet çöp. Ha buldum çöp. Her köşede çöp var ama yine de yerlere çöp atıyoruz. Ne yazık ki Antep'in de gelişemediği tek nokta. Şunu bir göstermem lazım size. Evet geldik buraya. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Abi dikkatimi çekti de futbol merakımız var bizim. Bunları elinizle mi yapıyorsunuz? İlk defa gördüm. Kalmadı. Her gün çakıyordum. Sayıldım. Evet. Kalmadı. Peki nasıl yapıyorsun? Bize biraz anlatabilir misin? Şöyle mikrofonu çıkarsam. Röportaj yapabilir miyiz? Tabii tabii. Abi. Ya bu filografi sanatıdır. Eşim zaten öğretmen, hoca kendisi. Normalde Türk İslam sanatıdır bu. Osmanlı'da padişahlar şehzadelerine sol elle çalıştığı için sol beyin biraz daha çalışsın diye onlara öğretirlermiş. Günümüze kadar gelmiş. Biraz daha modernleşmiş. Üzerinde çiviler var. Tabii tabii. Üzerinde çiviler var. Çivilerin üzerinde çelik teller var. Evladilik yani bu iplik gibi bir şey değil. Ömür boyu gidecek şeyler. Yani eskimiyor bunlar. Tabii tabii. Bize kullanabilirsiniz. Yani çok büyük bir yemek var. Tabii tabii. Burada bakın özel tasarımlar vardır. Mesela çekebilirsiniz. Ne kadar sürede çıkardınız abi? 1,5 aydan aşağı hiç bir ürünümüz yok. Eşim de hoca zaten kendisi. Bu şöyle bakın yani mesela. Kursu falan mı var böyle? Var var. Kursu var. 1,5 aylık hepsinden yani ortalama 1,5 aylık. Gerçekten çok güzel. Bunu Instagram'a da çekelim. Tabii. Şimdi. Mesela rölyef var orada. Bu bir kaybolmuş sanat, sonradan tekrar piyasaya çıkarılmış. Adı neydi abi? Çok filografi sanatı. Filografi. Aynen filografi sanatı. Zaten... O rölyef İstanbul Yeni Cami, onu da eşim yaptı. Dikkat ederseniz bak ayrıntılar var, yaklaşırsan oraya. Abdesthanenin olduğu yer, şadırvanın olduğu yer, boyutlandırma var. Hep boyutlu. Evet, üç boyutlu duruyor. Aynen, kız kulesi var karşıda. Saatlerimiz var. Özel tasarım bak şöyle var, artı taşlı olanlar var. Hep özel tasarım. Sayfanız var mı peki? Tabii. Aynen ön tarafta var. Ay filografi. Oradan çekerseniz tam şuradan or kodu var. Aynen or kodu var. T
Keza tavus kuşumuz var. Bakın orada 5-6 aylık bir yemek var. Şu an ağzım açık kaldı. Gerçekten çok hoş değil mi? 2,5 kilo çivi net, 2 kiloyu geçkin tel var. Çok ciddi bir yemek. Tabii tabii. Şu an 6 aylık bir yemek var orada eşimin. Özel bir tasarım bu da. Elinize sağlık. Eyvallah, çok sağ olun. Peki bu kurstan iyi öğrenciler çıkabiliyor mu? Şu anda şöyle, Antep'te en çok öğrenci çıkaran, öğretmen çıkaran yerimiz Şehit Kamil Kaymakamlığı'nın yan tarafına Hanifi Bozkurt. Nereden baksan 20 tane hoca çıktı ama cezaevinden tutun, Millet Camii'nde var, keza yine Antep'in her yerinde var. Antep'in dışına gidenler de var. Bir tanesi mesela şu an İsviçre'ye gitti. Ben kuyumcu ustasıyım, emekliyim. Emekli olunca ben de bu tarafa başladım. İyi yapmışsınız abi. Sağ olun. Sanatı gerçekten farklı bir arası. Sanat gerçekten insanı kendisine. Tabii tabii. Ya bu zaten şöyle söyleyeyim, yeni bir sanat değil. Dedim ya, Osmanlı'dan kalma. Osmanlı. Türk İslam sanatı zaten. Evet. Bir de buna benzer bir de su üzerinde yapılan bir şey vardı. Evet. Evet evet. O Ebru muydu? Ebru. Eşim onu da yapıyor. Ebru'yu da yapıyor. Eşimin hepsini yapıyor yani maşallah. Zaten dedim ki hoca oldu kendisi. Ya bu aslında millet, herkese öğretmeye çalışıyoruz bunu. Efendim abi. Aslında somut olmayan kültürel miras bu. Türk İslam sanatı aslında Orta Doğu'da doğmuş. Ülkeye yaptığınız şey gerçekten çok iyi bir şey. Yani özellikle Antep'e öğrenciler dışarıda boş boş geziyor. Aynen aynen. Böyle aktiviteler onlar için. Ya şöyle söyleyeyim size. İlkokuldaki bitmiş yani yeni çıkmış çocuktan tutun. 60-70 yaşındaki insanlar var. Emekli polislerimiz var yine polislerimiz. Artı memurlar, herkes var. Parkinson hastası olanlar var. Ya gerçekten hastayı iyileştirir bu sanat. Evet, evet. Hep sol elle çalışıyorsunuz. Bunu hep sol elle çalışılıyor. Şimdi şöyle. Dostlar, abimle tanıştım. İsim neydi abi? Kamil Daldal. Kamil abimle tanıştım. Böyle yapalım. Çok da memnun oldum. İyi ki de tanıştım dediğim birisi. Ne kadar insana bunu anlatabilirsek evet, bizim için daha iyi. Evet, gerçekten de yani ben şaşırdım kaldım. Siz de zaten görüntüleri az buçuk izlemişsinizdir. Ya herhalde şu an Ramazan çadırında en çok hayret ettiğim, şaşırdığım işlerden birisi. Abi elinize sağlık. Çok sağ teşekkür ederim. Görüşürüz abi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Son 10 liram. Kaçak çaya. Bir kaçak çay alabilir miyim abi? Abi elim dolu, bağırarak konuşacağım şimdi bak. Mikrofona da bağlayamadık. Elimize çayımızı alıp umarım sesim geliyordur. Çünkü yoksa hepsi çöpe gidecek. Şöyle rahat yine bir dışarıya çıktım. Temiz hava. İçerisi boğuyor insanı ya vallahi. Çok kalabalık, aşırı kalabalık. Ama güzel yani. Video çekmeseniz belki daha rahat gezebilirsiniz. Ata diye bir ses duyduk. Evet, şarjımız bitiyor. Son dakikalar yakalamamız lazım. Şarjım bitiyor Serkan'cığım, merhaba. Kardeşim yemeğe mi ısmarlayayım? Eyvallah, 10 lira verdim kaçak çaya ya. Biz de 15 lira. Siz de 15 lira ama evet. Ben kaçıyorum öyle. Selamünaleyküm abi. Selam canım, sağ olasın. Abi YouTube'a video çekiyorum, seni gördüm ayrı bir sevindim. Allah razı olsun, sağ olasın. Yani sizin arkadaşlarla tanıştık da az önce 10 dürüm yedim diye beni işten kovdu dedi. Acı beni geri alsın dedi. O iyi yem, o iyi. Sizler umarım güzel bir rehber olmuştur, güzel bir etkinlik olmuştur, zamanınız da inşallah iyi geçmiştir. Bunu iftardan önce paylaşıyorum. Çok güzel içeriklerle tekrardan dönüyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.